Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Arnica'nın ET14402 üretimli olan toz torbasız elektrik süpürgesinden bahsedeceğim. Deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız. Ben bunu Bim Market'te geçtiğimiz aylarda, yaklaşık bir aya yakın oldu, Aktel ürünlerde almıştım. Almış olduğum üründe ilk başta hiç araştırma yapmadan, zaten Avrupa standartları kalitesinde üretiliyor, kötü de olmaz diye düşünerekten aldım. Çünkü 1000 liraya bir elektrik süpürgesi var, araştırdığınızda bunu da göreceksiniz. Aldım, eve geldim. Denedim. Vakumla çekiyorum, halıyı falan kaldırıyorum falan diye, sizin yaptığınız gibi, yaptığınız deneyler gibi ben de deneme yaptım. Gayet de fiyatına göre performansı oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Kısaca ürün hakkında bilgi verecek olursam, ben size kutu açılımını yapmayacağım. Çünkü zaten kutunun içinden çıkan ürünleri taktık, 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyordur. Şöyle bir kitapçık çıkıyor. Tabi bunu saklıyorsunuz. Garantisi var. Kaç yıl? 2 yıl olması lazım. 3 yıl garantisi var. Otomatik kablo sarıcı özelliği var. Hemen şuradan göstereyim. Bakın. Burada bu kabloyu sarıyor. Gayet de güzel. İşimize yarıyor. Ondan sonra ne var? Yüksek emiş gücü ve 3 yıl garantisinin yanında da 3 tane emniyet kısmı var. Şöyle göstereyim. Bu işin en pratik ve en önemli noktalarından birisi, siz de biliyorsunuz ki, hazne kısmı. Şöyle üstüne bastırıyorum şuraya. Gayet çıktı. Bu ürünün muadilleri var. 250 liraya falan da var ama insan, bunlar birazcık Ar-Ge çalışması yaptığı için işte o kısmını harcadıklarından dolayı, mesela biraz sonra göstereceğim, bir tane hortumu var. O mesela patent almışlar. Burada da en büyük esprisi şu arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Hortumdan çekiyor. Buraya geliyor. Bu hazinin içerisinde bu doluyor vakumla. Ve sonra burada da bir filtre var. Bu filtre ve şuradaki motorun içerisine giriyor. Motor çektiği için filtrenin içerisinde kalıyor. Peki kaçan parçacıklar ne oluyor? Burada arka tarafta bir filtremiz daha var. Şurada bir yerden açılıyor kapağı bunun. Bir filtre daha var aynısından. Bunu da kalmış oldu. O yüzden iki tane farklı filtresi var. Bu filtreleri istediğiniz zaman şuradan tutup şöyle çekip çıkartıp yıkayıp güzelce kurutmanız gerekiyor. Ya saç kurutma makinesiyle kurutabilirsiniz. Veyahut da güneşe koyup, yaz aylarında güneşe koyup, güneş işte böyle kurutarak kurumuş olması gerekiyor. Özellikle kullanım kralını okudum. Nemli olmaması gerekiyor. Çünkü motora zarar vereceğinden bahsediyor. Bu iki filtreyi temizleyerek uzun süre kullanılabileceğini söylüyor. Ve bunlardan şu üstteki mandala bastığımız zaman, burası oynuyor. Ve burada çentik var. Kaldırıyorsunuz kapağı. Ben birazcık zorlandım. Kırılacak gibi oluyordu sandım. Ama olmadı. Açıyorsunuz, döküyorsunuz. Tekrardan temizleyip, içerisini yıkayıp, kurutup, kurutulmuş olacak. Buna dikkat edeceksiniz. Diğer anlatacağım özelliklerse hemen bahsedeyim. Zaten standarttır. Bu halıları bolca temizlediğimiz kısım, mandalı var şöyle. Sonrasında şöyle 3 tane aparat geliyor arkadaşlar bununla birlikte. Şöyle çıkartayım ben size. Bir tane şöyle ince mekanlara veya tülleri almak için, artık ne için kullanılıyor bilmiyorum ama böyle bir tane var. Bir tane yuvarlak var. Bir tane de ben bu koltuk demiştim ama halılarda gayet güzel temizliyor. Üzerindeki tüyleri, kılları alıyor. Bunların hepsini bu şekilde toplayabiliyorsunuz şöyle. Şöyle koyalım. Evet, hatta çıkartayım şu patent aldıkları. Şuraya basıyorsunuz. Buraya. Gördünüz mü? İniyor. İşte buna patent almışlar adamlar. Gayet de güzel. Bizim eskisinde böyle yoktu. İki tane uzun boru vardı. İnceltmek istediğimiz zaman lap diye çıkartıyorduk biz bunu. Öyle kullanıyorduk. Tabi bu çıkıyor mu? Çıkıyordur muhtemelen de, ben kullanmadığım için. Bu şekilde ve böyle parçalara da ayrılabiliyor. Burada hava kısmı var. Aldıktan sonra yorumlara baktım. Kullanıcılarda öyle fazla bir şikayet yapan, memnun kalmayan yoktu. İnternette baktığımda, yanılmıyorsam N11'de ki ilanlara, yorumlara baktım. Bayağı orada bir yorum gördüm. Siz de kullanabilirsiniz. Siz de deneyimlerinizi aşağıya veya sorularınızı sorabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve şimdi hemen teste geçelim.